İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Huzur işgal, etrafa rahatsızlık vermek, mahalle halkının huzurunu kaçırmak. Bosnalılar, yalımızın bahçesinde bulunan ve aylar önce satışı yapılmış iki odalık bir bey terk etmemekle ısrarlı olduğundan mülkiyeti bize ait olan bu mekandan çıkarılmak zorunda kalınmış. Tam emekli olduğum yıldı. Leyla'nın evini doğrusu ben yani istediğim oyunlardan söz ederken bir Leyla'nın evinden bir de onca yoksulluk varken ondan söz etmiştim Nedim Saban'a. O ben kendim için söz etmedim Leyla'dan. Ama o bunun benim oynamamı istedi. Ben de tabii seve seve dedim ama ben kendim için. Ötekini de tam aksine kendim için düşünmüştüm. Olmadı bir türlü. Çünkü bu vardı bir yandan. Bir ikincisine bölünmem. Bir özel tiyatro için çok özel bir durum. Aşağı yukarı tiyatro kare bir repertuar tiyatrosu halinde şu anda. 3 tane oyunu var. Ve özel tiyatro için çok güç ve çok başarılı bir şey bu. Çok insanı kıvanç duyuyor duyduğu zaman. Sevindiren bir şey. Onun için o olmadı. Ama bunu işte bildiğiniz gibi sizin de 4. sezonumuz. Umudumuz gelecek sezonda oynamak. Çünkü izleyici böyle gösteriyor. Yol haritası böyle oyunumuzun. 5. sezonda oynayacağız gibi. Ben ekibim o kadar severek oynuyoruz ki bu zaten seyirci hemen geçiyor tabii. Gazeteye haber geldi bu sabah. Ben de telaşlandım. İyi misiniz? Şşş! Baksana! Sen basından mısın yoksa bir yakını falan mı? Her ikisi de. Leyla Hanım'ı yakından tanırım ben. Bu mahallede doğup büyüdüm. Buralarda kime sorsanız Leyla Hanım'ı tanır. Leyla Hanım'ın evini bilir. Gazete de bunu araştırmak için gönderdi beni. Şşş! Gel buraya. Yusuf. Girme içeri. Yusuf, sizin araştırmanıza gerek yok. Buyurun. Bosnalılar yalısı arazisinde hisse sahibi olduğuma dair tapu senedi. Gençlerle. Nuri Gökaşan var benim kuşağıma yakın olan. Çok mutlu bir oyun beraberliği kurduk. Belki o sevgi de seyirciyi ısıtan, bize yaklaştıran, tutmasına neden olan çok önemli faktörlerden biri de çok severek ve oyunu çok sayarak oynamamız olsa gerek diye düşünüyorum. Bir kere konu olarak bize çok yakın bir konu. Hiç kimsenin algılamayacağı, anlamayacağı, uzak durduğu hiçbir şey yok oyun içinde. Yani aynı hayattaki gibi bir yandan üzülürken bir yandan gülmeye başlıyorsun. Hayatta öyle değil mi diye o çelişkilerle zaten komedinin hani o türlüsü durumdan birdenbire bir komiklik çıkar. Güleriz, elimizde değildir bu. Leyla'nın evinde de öyle hayattaki gibi rastlantılar var. Sevgili Zülfü Livaneli'nin duru Türkçesi var. Akıcı kalemi var. İnsanların tiplerindeki yakınlık, onları anlamak. Tabii tiyatronun koşullarında bir yan rollerden, çünkü bu 12 kişiyle de oynanır, 120 kişiyle de. Vazgeçmek zorunda kalıyor insan. Bütün onları ama biz bilerek, biz o hikayenin o yanlarını biliyoruz ya, arka kısmını. Biz onu oynarken onları bilerek oynadığımız için çok farklı oluyorum ve seyirci kendini çok yakın buluyor. Kendinden hikayeler buluyor. Beraber oynuyoruz neredeyse. Bence tutmasının nedenlerinden biri bu. Beni hem beyin olarak hem yürek olarak çok sardı, çok ısıttı.
ve Nedim Saban'ı da öyle, yönetmenimizi yani. Dekorumuzu yapan kişileri, yani biz hep birlikte var edip bütün ekip çıkardık bunu. Bir kişi el atmadı buna. Tabii ki bir maestro oluyor, bir orkestra şefi oluyor oyunda, o da yönetmen. Böyle çıktı oyun yani. Eleştirmenlerce bu oyun son yıllarda prodüksiyon anlamında en pahalı oyun olarak anılıyor ve siz sanırım devlet yardımı alamayan tiyatrolardansınız. Evet. Yani bu bir madde olarak tiyatroyu zorlamıyor mu acaba? Çok zorluyor çünkü zaten özel tiyatro gerçekten tiyatro sahibi ve tiyatro oyuncusu, emekçisi sanırım para kazanmak için tiyatro yapmıyor çünkü öyle bir şey yoktur. Ben 51 yılı doldurdum. 51 yılda işte yani tabii ki aç değiliz. Tabii ki belli bir yaşam standardımız var. Onun altına düşmüyoruz ama zengin bir meslek dalında değiliz. Zenginliği amaçlayan zaten değiliz. Tiyatro sahipleri de öyle. Ama ben bildim bileli böyledir. Tiyatro hem gelir hem gider. Çünkü nedeni bugün devlet yardımı alamamızdan da belli. Hiçbir destek olmadan burada yalnız bu işe soyunanların tabiri caizse özverisiyle yürüyen bir meslek dalı bu. Aldığını, kazandığını gene o işe yatırıyor insanlar. Aldığını gene o işe yatırıyor. Bir kısır döngü halinde bu. Tiyatrodan da sanıyorum ki zengin olan hiç kimse yok. Ama ellerinde satış belgesi var. Evinizi onlara sattığınızı söylüyorlar. Şurada ben satış yapmadım ki. Sahtedir. Utanıyorum söylemeye ama satışı unuttuğunuzu da iddia ediyorlar. Bir de şey var. Ne var? Doktor raporu. Neymiş o doktor raporu? Akıl sağlığınızla ilgili. Nasıl olur? Ben hiç doktora gitmedim. Hiçbir doktor da evime gelmedi. Şimdi de adımı deliye çıkarmak istiyor. Yoksa bunun adımı mı iddia ediyor? Görüyorsunuz değil mi Leyla Hanım? Bütün bunlarla uğraşmamız gerekiyor. Bu iş çok uzadı yeter. Tamam. Siz Leyla'nın evi aslında bizim ülkemiz diyorsunuz. Niçin öyle bir benzetme yapıyorsunuz? Şu an hele iyice öyle gibi geliyor. Benim dediğimiz şey yani benim barındığım, benim ailemle birlikte var ettiğim hiçbir şey sabun kalıbı gibi elinden kaçıp gidiyor. Yasalar da hiçbir şey yapamıyor. Çünkü yasalar uygulanmıyor. Çünkü buna bilirkişi raporu verecek kişi rüşvet alıyor. Yani aynı her gün benim haberlerde dinlediğim, gazetelerde okuduğum haberler gibi. Ne acı. Yani o ev benim ülkem. Ama alınmayacaklar. Ama oyunda bir işareniz var. Evet yani ben gidiyorum ama mutlaka geri geleceğim. Tabii. Gençler gelecekler. Sizler geleceksiniz. Çünkü biz bastığımız toprağı çok seviyoruz. Soluduğumuz havayı seviyoruz. İnsanı, hayvanı, doğayı seviyoruz. Bunun suçu nerede ben bunu anlamıyorum. Sevgiyle büyüdük, sevgiyle çoğaltacağız diye düşünüyorum. Sevgiyle özgürlüğümüze kavuşacağız. Gelecek kuşaklara koskocaman bir sevgi yolu açılacak. Onlar da çok doğru gidecek çocuklar. Onun fragmanını bize gösterdiler zaten. Gezi olaylarında hepsini gördük. Hem çok acı çektik hem çok umutlu olduk gençliğimizden. Meğer ne dolu, ne kadar güzel, ne kadar doğru bakıyorlarmış ülkelerine. Geri dönüş yok diyor. Ya bu. Anladın sen, geri dönüş yok. Bak şimdi. Bak sen de ev bulamadın, belki bir otele gidersin. Ha? Hadi o da olmasın. Bak yaşlılar için binalar var. Belki sana orada bir oda verdiler. Ama hadi o da olmasın. Sokaklar var. Tendir bir şahize. Yok şahize. Bak sen de yorgunsun. Leyla Hanım da yorgun. Ben şimdi sana bir kahve yapacağım. Efendim sana hemen bir çay vereyim. Hayır teşekkür ederim. Onu sakın burada içme. Sakın. Anneannem anlatmıştı. İstanbul işgal altındayken herkes birbirine bu da geçer yahu dermiş. Bu sözlerde tevekkül değil, isyan varmış. Evlerin, dükkanların duvarlarına asılırmış bu sözler. Bosnalı ailesi sürgünü yaşayacak. Lakin kabullenmeyecek. Gidişim sadece dönmek içindir.
Bu da geçer yahu. Bu da geçer. Thank you.